Bunlar çakma olanlar. Tüm sandıklar 28'de, tamam mı? Gördün mü? 42-28. Annem, babam, kardeşlerim, hepimiz aynı sandık. Şu 42-30. İkisi 42-30'da kullanacak. Bizim bina 98 yapımı. Yapıldığından beri ailecek, yani amcalarla falan oturuyoruz. Yabancı kimse taşınmadı, gelmedi, gitmedi. Bu bodrum kısmını da depo olarak kullanıyoruz başından beri. Buraya da yabancı kimse gelmedi. Yaklaşık 4 gün, 5 gün önce binaya muhtarımız seçmen kağıtlarına bırakmışlar. İşte amcamlar, kuzenler falan kendininkini almışlar. Ben de bizimkileri alırken bir baktım, 2 tane fazla var. Dedim acaba yanlış mı bırakmışlar falan gibisine. Baktım adrese. Adres bizim bina, doğru. Bir de bodrum kata kayıt yapmışlar. Daireleri de değil. Çünkü burası mesken görünüyor ve daire değil. Sonra teyit amaçlı muhtara gittim. Dedim ki merhaba. Böyle böyle bir durum var. Haberiniz var mı? Olması gerekiyor. Muhtarsınız çünkü. Benim haberim yok dedi. Ben sadece dağıtmakla mükellefim dedi. Ona bir şey diyemedim. Sonra dedim ki bu şekilde gelen başka kişiler var mı dedim. Bir kişi geldi, 2 tane daha pusula bıraktı dedi bana. Onu da fotoğrafladım ilçe seçim, ilçe nüfus müdürlüğüne göstermek adına. O fotoğrafı çektim. Bunları da vermeden aldım, çıktım oradan. İlçe nüfus müdürlüğüne gittim. Oradan da direkt nüfus müdürüyle görüştüm. Pusulaları koydum önüne. Dedim böyle böyle. Bizim kiracımız varmış dedim, haberimiz yok. Bize de kira vermedi bu ay dedim. Böyle bir baktı falan. Ondan sonra dedim bu durum nedir dedim, haberimiz yok dedim. Ne zaman kaydolmuş, kim yapmış, bana bir isim verebilir misin dedim. İsim falan veremem dedi, yasak dedi. Ondan sonra teyit amaçlı dedim ki bu adamlar hani bir bayan bir erkek. Bu insanlar dedim yaşıyor mu ölü mü ben bilmiyorum dedim. Bana bir numaralarını verin de arayayım dedim. Hani kimmiş, neymiş, ne zaman kaydettirmişler falan. Numara da veremem dedi, tapuyla gelmen lazım dedi. O gün o şekilde çıktım oradan. Ertesi gün bir daha gittim tapuyla. Dedim ki böyle böyle ben bunların kim olduğunu bilmek istiyorum dedim. Bana numaralarını ver dedim. Veremem dedi bu kez. Ondan sonra beni arşive yönlendirdi. Hani dedi bilgi istiyorsan arşive git dedi. Bilgi versinler dedi. Arşive gittim. Oradaki bayanla görüştüm. Dedim böyle böyle müdürün oradan geliyorum. Bu 2 tane kayıt bizim oraya kayıtlı. Bunu kim yapmış, ne zaman yapmış bilmek istiyorum dedim. Arşive gittim. Arşivdeki bayanla görüştüm. Pusulaları gösterdim. Dedim böyle böyle bizim dedim binanın bodrum katına kiracı olmamasına rağmen, daire olmamasına rağmen mesken depo olarak kullanıyoruz. 2 tane seçmen kaydedilmiş dedim. Bunların akıbetini öğrenmek istiyorum dedim. Numarası, ismi, cismi, nereden gelmişler, ne zaman kaydedilmiş, kim kaydetmiş bilmek istiyorum dedim. Ondan sonra oradaki kayıtlara baktı dedi ki böyle böyle. Bunlar dedi 2018'de kayıt olmuş dedi. Ben dedim ki saçmalık, 2018'de kayıt olamaz çünkü 2019 seçiminde bize şey gelmedi, seçmen kağıdı gelmedi. Yani binaya bunların seçmen kağıtları bırakılmadı. Ondan sonra dilekçe vermemi söylediler. Hani kayıt iptali için. Hayır söylemediler. Şöyle prosedürmüş. Yani bunu bana müdür de söyledi. Prosedür şu dedi. Siz dedi tapu sahibi dedi dilekçe yazar dedi. Dilekçeyle ilçe emniyete göndeririz dedi. Emniyetten memur arkadaşlar adrese bakarlar dedi. Dediğiniz doğruysa kayıttan düşerler dedi. Ben de dedim bu muhtemelen seçimden sonraya kalacak zaten. Ama bunlar ölü mü yaşıyor mu? Belli değil. Ya da bu kişiler birkaç sandıkta mı oy kullanacak? O da belli değil. Bunun için ben de haber yapmak istedim. Çünkü şu an yapılan şey şu. Dilekçeyi emniyete gönderdilerse ben buraya memuru bekliyorum. Memur gelecek, bakacak, depo diyecek. Burada bunlar yaşamıyor diyecek. Bunlara nüfustan düşecekler. Valla kendi gözlemimi söyleyeyim. Bu düpedüz oy çalmaktır. Net bir şekilde söylüyorum. Ama bu kişilerin akıbetini bilmiyorum. Hani yaşıyorlar mı, ölüler mi onu bile bilmiyoruz. Bilgi vermediler. Depremde kaybettiklerimiz de olabilir. Covid'de ölenlerden birileri de olabilir. Çünkü bildiğim, duyduğum kadarıyla bazı eczaneler vefat eden insanların TC'sinden ilaç kesip sigortadan para alıyorlarmış falan filan bir türlü şey var. Tuhaf olaylar var ülkede. Ben de bunu haksızlık olarak gördüğüm için haber etmek istedim. Çevremle de paylaştım. Sosyal medyada storylerime de attım. Ondan sonracığıma sonra seçim öncesi bazı olaylar oluyor biliyorsunuz. İşte bombalı eylemler, cartlar, cürtler, bilmem neler. Bu tarz olaylar olur da eğer bu kişiler yaparsa ve bizim haberimiz yokken başımıza böyle bir şey gelirse sıkıntı yaşamayalım diye de bunu resmileştirmek istedim açıkçası. Kendi gözlemimi söyleyeyim, kişilerin akıbetini bilmiyoruz.
Sandığa sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Burada varsa, yani bu şehirde de yapılmaya başlandıysa, köyleri falan düşünemiyorum bile. Çünkü şu an işte kayıtlı olduğu yer köydür mesela, ama kendisi şehirdedir, köye gidemeyecektir. Oradaki muhtar o oyları atacak mı, atmayacak mı vesaire gibi birçok olaylar oluyor köylerde. İşte muhtar diyelim hangi partiyi destekliyorsa, o 100 seçmen varsa 30'unu insanlar kullanıyor, geri kalan 70'ini tak tak basıyor, atıyor. Buna da kimse bir şey demiyor mesela. Yani adalet o konuda yok. Seçme ve seçilme hakkını düzgün kullanan insan da yok. Herkes kendi çıkarı peşinde koşuyor. Öyle düşünüyorum. Bu seçimler için de hayırlısını diliyorum. Umarım sandığa sahip çıkarlar. Ben de şahsen bunlar için söylüyorum. Bu sandık başına gideceğim. Bunu iktidarın yaptığını düşündüğüm için ana muhalefet partisinin yetkililerine vereceğim. Bu kişilere oy kullandırmayın diyeceğim.